Şimdi yıllardan beri sürdürülen yanlış ekonomik politikanın olumsuz sonuçları birer birer ortaya çıkmaya başladı. Bu sebep ne? Tabii geldiğimiz noktada sanayicilerin çalışabilmesi için, üretimin durmaması için, işçilerimizin de çalışabilme olanaklarının sağlanabilmesi için devletin burada fedakarlık yapmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. O nedenle özellikle işsizlik fonunda oldukça önemli bir para birikmiştir. Bu paranın böyle zor zamanlarda değerlendirilmesinin en azından üretimi sekteye uğratmayacak, aynı zamanda da işçimizi de gerçekten zor durumda bırakmayacak, yani işçinin işine son verme durumlarına gelmeden devletin bu konularda destek olmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Bu fondan özellikle sigorta primleri ödenebilir. Vergiler buradan ödenebilir. Vergilerden devlet vazgeçebilir. Yani geçici de olsa en azından sanayicimizin çalışabilmesi, üretimine devam edebilmesi ve istihdama da devam edebilmesi için buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık ondan sonra da bu bir kısa vadeli bir program olarak ele alınabilir. En kısa süreçte bunlar devreye sokulmak suretiyle, bu tür tedbirler devreye sokulmak suretiyle çözümler üretilebilir. Sanayicinin çalışmasına, üretimin devam etmesine olanak sağlanabilir. Orta vadede aslında yeni yatırımların istihdam alanlarının açılmasında çok büyük fayda olacağını düşünüyorum. Artık üretim odaklı bir çalışmanın yapılması, sanayileşmenin bir çalışmanın devreye sokulması, ayrıca kendi ihtiyaçlarımız olan ara malların üretilmesi konusunda mutlaka sanayinin gelişmesi noktasında, bu alandaki sanayinin gelişmesi noktasında, yerli sanayinin gelişmesi noktasında bir çalışmanın yapılmasına ihtiyaç var. Biz yıllardan beri söylüyoruz. Yani yerli malı ve yerli sanayinin ve bu alandaki çalışma yapanların daha iyi bir noktaya gelebilmesi ve dünyada söz sahibi olabilmesi, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bu noktada gerçekten özel bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. O nedenle Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını kendisinin karşılayabileceği, birçok mallarda, ara mallarda karşılayabilecek bir noktaya getirilmesini ve kendi üreteceğimiz ürünleri kesinlikle veyahut da ürettiğimiz ürünleri kesinlikle ithal edilmemesini, bu hem tarım alanında hem sanayi alanında ve böylelikle hem çiftçimizin malının değerlendirilmesi açısından hem de sanayicimizin de malını üretip satabilmesi açısından buna olanak sağlamak gerekir diye düşünüyorum. Bu piyasa şartlarının oluşturulmasında devletin büyük bir hassasiyeti olmalı. Bu konuda öncülük yapmalı, bu konulara dikkate almalı. Böylelikle ithalatımızı kısmak suretiyle de döviz ihtiyacımızı bertaraf etmeliyiz. Yani bizim üçüncü plandaki hedefimiz de İthalatla ihracatı aynı noktaya getirecek bir çalışma yapmamız gerekiyor. Yani ithalatımızı yaptığımız zaman ihracatla onu tamamlayabileceğimiz, aldığımız dövizleri onunla karşılayabileceğimiz bir noktayı Türkiye'ye getirmek gerekiyor. Daha sonraki dönemde, üçüncü dönemde de ihracatımızı öne çıkaracak, dış satında artıya geçirecek, fazla bir döviz rezervine sahip olacak ve böylelikle Türkiye'nin çok birikmiş olan borçlarının da bir an önce yavaş yavaş ödeyerek faiz ödemekten, dışa bağımlı olmaktan hem mal üretimi açısından hem borçlanma açısından hem de ihtiyaçlarımızın karşılanması açısından çok büyük fayda olacağını düşünüyorum. Şimdi ikili görüşmelerimizde bunları söylüyorlar. Ama kamuoyuyla genelde açık açık basında ve toplumda bunları paylaşmıyorlar. O nedenle birçok odalarımız siyasetin çizgisine girmiş, konuşmaktan korkan, problemlerini söylemekten korkan, siyasallaşmış bir oda yapısı maalesef oluştu Türkiye'de. Zaten iktidarın da istediği buydu. Benim çizgimde, benim ideolojimde, benim düşüncemde odalar olsun, sivil toplum örgütleri olsun. Dolayısıyla bunlarla ben ülkeyi yönetmeye devam edeyim diye düşündüler. Dolayısıyla birçok düşünceleri, birçok sıkıntıları böylelikle üstünü örttüler ve baskıladılar. Tabii artık baskılanacak bir noktada değiliz. Kriz gerçekten
gelmiş ve Türkiye gerçekten büyük bir bunalıma, kaosa sürükleyecek noktaya doğru gitmektedir. İnşallah o noktaya gelmez, istemeyiz. Burası Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de imkanları, olanakları var. Bunları en kısa sürede daha iyi bir şekilde değerlendirebilecek plan, program ve görüşmelerle bunları çözmek zorundayız. İktidar muhalefeti dinlemek zorunda, Cumhuriyet Halk Partisi'ni dinlemek zorunda. Genel Başkanımızın özellikle bu krizin çözümü noktasında 13 tane önemli maddeleri sıraladı. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki sen ne karışıyorsun, sen bilmezsin bu işleri diyerek, yani elinin tersiyle böyle bir maddeleri incelemek, irdelemek, teşekkür etmek zahmetinde bile bulunmadı. Dolayısıyla sadece ben bilirim, ben yaparım diyerek sürekli yanlış yapmaya devam ederseniz ülkeyi uçuruma doğru sürüklersiniz. Artık uçurumdan da uçtuktan sonra da bu ülkenin hayrı olmaz, kolay kolay toparlanamaz. Gerçekten bir Pakistan, bir Afganistan, bir Orta Doğu ülkesi gibi bir konuma geliriz. Hem siyaseten, hem sosyal olarak, hem de ekonomik olarak gerçekten parçalanmış, bölünmüş, kendi sorunlarını çözemeyen bir ülke konumuna gelmiş olan bir Türkiye oluruz ki kesinlikle bunu istemeyiz. Bu nedenle biraz önce söylediğim gibi artık iktidar kendisine gelmeli. Şimdiye kadar izlediği tüketime dayalı, borçlanmaya dayalı, ithalata dayalı, inşaata dayalı bir ekonomik modelden hızla vazgeçmeli. Üretim odaklı, istihdam odaklı, yatırım odaklı, ihracat odaklı bir ekonomik modeli hızla devreye sokmalı ve bir an önce de bu borçların hem ödenmesi noktasında hem de çarkın dönmesi noktasında tedbirleri de hemen devreye sokmalıdır. İşte bu tedbirlerden bir tanesi de mevcut devletin imkanlarıyla, elimizdeki işsizlik fonuyla bunları değerlendirebiliriz. Bütün işverenlerin faydalanacağı şekilde, yani herkesin faydalanacağı şekilde eşit oranlarda bunlar dağıtılmak suretiyle de, verilmek suretiyle de, sigortasını işsizlik fonundan ödenmek suretiyle, vergisinden devlet vazgeçmek suretiyle bir kalıcı bir çözüm önerisinin devreye sokulmasının çok büyük faydası olacağını düşünüyorum. Ankara Sanayi Odası Başkanı'nı tebrik ediyorum. Gerçekten sanayicinin bir sorununu açık bir şekilde, gerçekçi bir şekilde dillendirmiş, ortaya koymuştur. Artık iktidarın da bunları göz ardı etmemesi gerekir, kulak tıkamaması gerekir. Bir an önce iktidarıyla, muhalefetiyle birlikte çalıştığımız, ürettiğimiz köklü çözümleri ve ekonominin de dönebilecek şekilde bir çarkı, işletebileceğimiz şekilde bir çarkı ortaya koymamız gerekir diye düşünüyorum. Türkiye bizim, başka Türkiye yok. Bu Türkiye'nin içinde Atatürk'ün bize emanet ettiği bu ülkeyi ilelebet yaşatmaya ve onu müreffeh ve çağdaş bir yapıya kavuşturmaya ve dünyada sayılı ülkeler arasına sokmaya hepimizin görevi olmalıdır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.